hoş geldiniz. İkinci videodayız. Bu videoda dediğim gibi hatta bir önceki videoda yaptığımız projeden gelen sonuçların daha da detaylı içerisine gireceğiz. Nasıl? Örnek veriyorum, ben burada elimdeki coin'in analizinin, indikatörlerinin analizini data1 diye bir değişkene atadım. Bu data1'i yazdırdım ilk satırda. Benim karşıma benim coin'imin 1 saatlik grafiğinde İşte RSI'yi, bir önceki RSI'yi, stokastik değerleri vesaire bir sürü indikatörün değeri geliyor. Ben hem bu sadece örnek veriyorum RSI'yi almak istiyorum ve bunlarla işleme girmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım onu göreceğiz. Şimdi ilk olarak dediğim gibi direkt indikatör üzerinden gidelim. Burada kendime data diye hatta data altı indicator diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bunun için ben RSI değerine erişmek istiyorum. Hatta bu anda alt tire RSI diyelim. RSI değerine erişmek istiyorum. Nasıl erişeceğim? Benim bu indikatör değerlerim data1 değişkenin içerisinde. Data1 diyorum. Daha sonra bir köşeli parantez aç kapat yapıyorum. Bu veri yapısındaki verilere erişebilmek için örnek veriyorum. RSI diyor 2 nokta koyup tırnak içerisinde RSI deyip 2 nokta koyup 52 demiş. Yani bu bir sözlük veri yapısı. Burada aslında dictionary de denebiliyor. Zaten dictionary aslında bu veri yapısında bütün değerlere bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Nasıl? Tırnak içerisinde RSI diye belirtip tırnağı kapatmış, 2 nokta koymuş ve karşısına bir değer atamış. Daha sonra virgül koymuş. Başka bir tırnak açtığı zaman diğer sözlük itemine geçiyor. RSI 1 demiş buna da. Bunun da karşılığındaki değeri 51 demiş. 2 noktadan önceki değeri ben alacağım. Yani RSI. Buraya tek tırnak açıp RSI diyorum. Ve gönderiyorum. Çalıştırıyorum. Şu an aslında ben data alt tire, indikatör alt tire, RSI diye bir değişkeni tanımladım. Ve data1'in içerisindeki RSI'nin karşına denk gelen değeri aldım. Ama yazdırmadım. Hemen yazdıralım. Print data indikatörü RSI. Benim karşıma 52.54 gelmesi lazım. Çalıştırdım. Evet. 52.54, 19, 29, 38. Gördüğünüz gibi. Şimdi bununla örnek veriyorum. Hemen bir işleme girelim. Mesela RSI'nin değerinin yarısını alalım. Print. Zaten ben burada RSI değerini almıştım. Data indikatör RSI bölü 2 dedim. Bakalım benim RSI değerimin yarısını verecek mi? Aslında burada şunu kontrol ediyoruz. Benim buradan çektiğim veriler string yapısında mı yoksa sayı olarak mı geliyor? Yani ben buradaki verileri yazı olarak mı getiriyorum? Yani 52'yi program yazı olarak mı tanımlıyor? Yoksa sayı olarak mı tanımlıyor? Onu ölçeceğiz. İstersek buradan type'ını da yazdırabiliriz. Ama hatayla karşılaşmak istiyorum. Eğer hata varsa, yazı olarak tanımlıyorsa hemen farklı bir dönüştürme yapacağız. Çalıştırıyorum. Bakın yazı olarak tanımlamıyormuş. Şimdi o yüzden dönüştürme işlemini şu an burada yapmıyoruz ama dönüştürecek olsaydık, örnek veriyorum bu değer yazı olarak geliyor olsaydı hemen burada şurayı kopyaladım. Ctrl X yaptım. Float diyorum. Parantez aç kapat. Bunun içine yapıştırıyorum. Eğer bu değer 52 yazısı sayı olarak değil de yazı olarak gelseydi, bir hatayla karşılaşsaydım float fonksiyonu içerisine koyuyorum, metodu içerisine koyuyorum bu değeri. Direkt bu değeri bana float'a dönüştürüyor ve 2'ye bölüyor. O yüzden şimdi çalıştırdığımda tekrar aynı sonuç gelecek. Gördüğünüz gibi. İsterseniz hemen şunu silelim. Örnek için de bu. İndikatörleri bu şekilde işleme sokabilirsiniz. Mesela hemen ufakta bir strateji oluşturacaksınız. Tabii şu an oluşturma kısmından değil ama örnek olsun diye videoda çok kısa oldu diye bir örnek verip gideceğim. Örnek veriyorum, RSI değeri bir önceki değerinden büyük olan büyük mü değil mi diye bana göster. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Zaten biz bir koşul sunacağız. Yani if yapısını kullanacağız. Ben burada ilk başta bir değer daha tanımlıyorum. Niye? Çünkü ben şu anki RSI değerim, RSI diye tanımla, bir önceki RSI değerim, RSI köşeli parantez içerisinde 1 diye tanımla. Hemen buraya data indikatör RSI alt tire 1 deyip data 1 köşeli parantezimi açtım kapattım, tırnaklarımı açtım kapattım, RSI 1 dedim. Yani aslında ben buradaki sözcük yapısındaki tırnak işaretindeki işaret içindeki veriyi alıp buraya yazdırmak istiyorum. Buradakinin aynısını buraya yazdım. Şimdi benim data indikatör RSI değerim, şu anki RSI değeri, data indikatör RSI alt tire 1 değerim, bir önceki RSI değerim. Şimdi şunu kontrol edelim. Eğer RSI değeri artmışsa arttı, düşmüşse düştü yazsın ekrana. Hemen bir if yapısı kuralım. If data indikatör RSI büyüktür, data indikatör RSI 1 ise, yani şu anki RSI bir önceki RSI'den büyükse, yani RSI yukarı, başını yukarı kaldırmışsa, hemen ekrana print yükseldi yazalım. Eğer RSI, şöyle yapalım, Elif diyoruz buna da. Elif data indikatör RSI küçüktür, data indikatör RSI 1 print düştü. Şimdi aslında bizim 3 tane şartımız var. RSI aslında bize matematiksel bir değer döndürüyor. Data indikatör RSI, yani şu anki RSI'nin büyüktür, bundan bir önceki RSI ise, yani RSI kafasını yukarı kaldırdıysa yükseldi yazsın ekrana. RSI bir önceki RSI'den küçükse düştü yazsın. Bir de bir şartımız daha var. O da ne? RSI bir önceki RSI ile eşit olabilir. Yani çok 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 nadir, hatta karşılaşılamayacak bir durum ama sonuçta olabilir matematiksel olarak. O yüzden üçüncü şartımızda, yani yükseldi veya düştü şartları olmazsa eşit yazdır dedim. Şimdi hemen çalıştıralım. Bakın yükseldi diyor. Yani şu anki RSI değeri bir önceki RSI değerinden yüksekmiş. Bakalım. Evet, 53 büyüktür 51. Gördüğünüz gibi karşılaştırma bu şekilde. Şimdi videoyu izleyenlere önerim şu. Buradaki indikatörlere bakın. Değerlerini birbirleriyle karşılaştırın, toplattırın, çıkarttırın. Hatta şöyle de yapalım. Bu yapıdan çıktım. Buradaki, örnek veriyorum, SMA 10 ne vermiş bana? Al mı vermiş, sat mı vermiş, ona bakmak istiyorum. Şimdi bu ikinci satırda biz neyi kontrol ediyorduk? Moving averages, yani hareketli ortalamalar. Data 2. SMA 10 alt data dedim. Değişkenimin ismini. Data 2 köşeli parantezimi açtım kapattım, SMA 10 yazdım. Yani data 2 içerisindeki SMA 10'a ben erişmek istiyorum. Peki şimdi erişebilecek miyim? Bakalım. Print SMA 10 alt-tire data. Bakın hata verdi. Neden hata verdi? Çünkü burada iç içe farklı sözcükler var. Yani burada bir sözcük var. Bu sözcüğün içerisinde bir sözcük daha var. Ben ne yapacağım? O yüzden şimdi bunu siliyorum. Data 2 içerisindeki compute sözcüğüne eriş. Eriştim. Ondan sonra onun içerisindeki SMA10 değişkenine eriş. Bir köşeli parantez daha açtım, kapattım. SMA10 yaptım. Şu an bir hata almamamız lazım. Çalıştırdığımda SMA10 by. Gördüğünüz gibi. Yani burada aslında veriyi karşınıza alıp görmek ve ona göre işlem yapmak daha güzel. Bir tane daha yazdıralım emin olmak için. Bu sefer de sel olan bakalım. MA50. MA50 alt lira data dedim. Buna da MA ele dedim. Bu arada PyCharm'da bu satırın üstündeyken Ctrl D yaptığımda hemen alt satıra kopyalar. MA ele alt satıra data dedim. Bakalım Baysel yazacak mı? Evet, Bay ve Sel yazdı. Demek ki verilerimi doğru çekebiliyorum. Burada bir sorun yaşamıyorum. Umarım veri içerisinde veri erişmeye ve bu verileri az çok nasıl işleyebileceğimizi, nasıl işleme sokabileceğimizi anlamışsınızdır. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, sorularınızı bekliyorum. Dediğim gibi interaktif bir seri olmasını istiyorum. Beraber yönlendirin, o şekilde gidelim. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.